ve sizleri tebrik ediyorum. 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle bayramınızı en candan, en içten dileklerimle kutluyorum. Tabii meşhur bir günü yaşıyoruz. İnsanı yaşatmayı görebilen bir meslek grubunun bu bayramında ne hazindir ki şu an itibariyle 37 insanın öldüğünü ve daha henüz 24 saat geçmeden üzerinde yüzlercesinin de, yüzü açık kişinin de yaralı olduğu bir melun, bir alçakça, bir hakikaten ifade etmekte zorlanıyorum normal edep sınırları içerisinde. Hain saldırının sonucu. Şunu söylemeliyiz, son 10 yıl içerisinde sağlıkta önemli dönüşümler yaşanmıştır. Ve hemen bu benim şahsi fikrimdir. Katılıp katılmayabilir ama şu net olarak ifade edilmeli ki, yeni hekim üretecek tıp fakülteleri de olmalıdır. Ama şunu asla yapmamamız lazım. Yani insanın canına temas eden bir hekimin yetiştirilmesi konusunda kaliteden ödün verilemez. Bunu rastgele işte yok özel, yok devlet tıp fakülteleri açarak bunu temin etmemiz mümkün değildir. Hekim sayısını bu şekilde yerine koymak doğru değil. Burada mutlaka kalite denetimlerinin olması lazım. Öyle biliyorum ki bazı özel tıp fakültelerinden mezun olup da hastaya elini dokunmamış hekimler olacağını hiç hayal edemez. Bunlar inanmıştır. Ve belki bugün yaşasalardı akademik olarak görev yapacaklar iken onlar hizmet sunuluyor. Ama bunun karşılığında da sağlık çalışanlara ve hekimler olağanüstü çaba gösteriyorlar. Neredeyse hani eğlenmeye dahi mecelleri kalmamış durumda. Önemli bir tükenmişlik içerisindeyiz. Ben de gerçekleri göz ardı edemeyeceğimiz için hem güncelden bahsedeceğim şimdi konuşmamda hem de bunlardan bir parça değinmek durumundayım. 14 Mart'ı birlikte yaşamak ve yaşatmak için çaba harcıyoruz. Sağlık hizmetlerine kolay ulaşılmasını desteklemekle birlikte niteliği gözetmeyen ve artık aşırı tüketime varan yaklaşımla sağlık hizmeti sunulmasını olumlu bulmuyoruz. Tüketim amaçlı, müşteri memnuniyeti odaklı sağlık hizmeti olmaz. Sağlık hizmeti ihtiyacı olan hastalara gerektiği kadar verilir. Muayene odası kapılarına, acillere yeteri kadar zaman ayrılamayacak kadar hasta yığmak, sistemin iyi işlediğinin değil, kötü işlediğinin göstergesidir. Çabuk geçin.